Yani bu tür toplantı nasıl Türkiye'de bizi millet dinlemiyorsa orada da pek dinlemezler. Çünkü o en büyük sıkıntıları şudur. Ben konuşmaya başladığımda bütün sistem çöküyor. Ondan dolayı da pek konuşturmak istemezler. O bile konuşturmadılar. Ne kadar söz verdilerse. Ama Allah'a hamdü senalar olsun. İşte ceza hukuku prensipleri denen bir şey ortaya çıktı orada. O vesileyle ve sonra baktım ki İslam'ın ortaya koymuş olduğu ceza hukuku inanılmaz bir güzellikte, gerçekten tam bir matematik hesabı. İşte Türkiye'ye geldim, bu konu üzerinde uzun uzun tekrar çalışmalar devam ettirdim. Arkadaşlarımızla beraber ekip çalışmaları yaptık. Sonra bu konuda iki tane doktora yaptırdım. Birisi Suat Erdoğan tarafından yapılan doktora ki birkaç gün önce Erdem Uygar'ın programında konuştu. Ve Türkiye'de en çok dinlenen programlardan birisi oldu ve dinleyenler de böyle önde gelen cezacılar dinledi. Birisi de şu anda Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Adem Yıldırım. Ona da cezanın ceza hukukunun gayesi diye 2 ay doktora yaptırdım. Şimdi ben sadece bu resmi göresiniz diye anlatıyorum. Yani bakın bir taraftan dünyanın önde gelen İslam alimleri ki bunlar mesela Vehbi Zuhayli'yi bilirsiniz burada. İslam Fıkıh Ansiklopedisi diye bir kitabı Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Geçmiş fıkıh çok iyi bilen bir insandır Vehbi Zuhayli. Ama geçmiş fıkıh tabi yok. Çünkü geçmiş fıkıhta maalesef ceza çok inanılmaz bir şekilde istismar edilmiştir. Yani tüm mezhepler tarafından istismar edilmiştir. Öyle ki ben işte bu 2 tane doktora yaptırmaya karar verince ki ikisi birlikte başladılar doktoraya ve birlikte bitirdiler. O zaman bu doktora öğrencilerimize başlangıçta herkes şey yapıyordu. Moral bozucu konuşmalar yapıyorlardı. Bunlar iki de bir yanına geliyor. Hocam bu konuda doktor olmaz diyorlar. Çünkü ceza hukuku prensipleri birisi de ceza hukukunun gayesi. Böyle bir şey olur mu ya İslam'da bu ne demek? Bu kelimeler yok, hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bu kelimeler yok, bırakın şeyi. Neyse bu 2 tane doktorayı yaptırdım. Şimdi o doktoralar tabii Allah'a şükür çok ciddi bir şekilde yankı bulmaya başladı. Ve Almanya'da Alman cezacılara bir seminerim oldu Tübingen'de. Almanya'dan dinleyenler bilirler. Tübingen, Almanya'nın ve dünyanın en büyük üniversitesi, en eski ve en etkili üniversitelerinden bir tanesidir. Tübingen'de cezacılara, Alman cezacılara bir İslam Ceza Hukuku diye bir seminer verdim. Orada gerçekten yani ağızları açık bir şekilde dinlediler. Önüne Kur'an-ı Kerim'i koydum. Ve hiç itiraz etmediler. Yani işte biliyorsunuz hep duyarsınız işte yok efendim zina cezasına karşı çıkarlarmış, bilmem kısasa karşı çıkarlarmış, şuna bunu hiçbir şekilde ağızlarını bile açamadılar. Hatta sonunda şunu söyledim onlara dedim ki sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Bu işten vazgeçin dedim. Yani ve gene de sadece şunu söylediler. Türkiye'de sen bunları Türkiye'de konuşabiliyor musun? Vallahi dedim Türkiye'de beni kimse dinlemez onun için buraya geldim. Türkler sizi dinlediğinden dolayı siz biraz kendinizi düzeltin ki bizimkiler de düzelsin dedi. Şimdi burada size bunu şunun için anlatıyorum arkadaşlar. Bizde gerçekten Kur'an-ı Kerim inanılmaz bir kaynaktır. Sadece hukuk sahasında değil, sadece ceza sahasında değil, sadece ekonomi sahasında değil. Yani dünyada hangi tür bilim derseniz bunların tamamının önünde Kur'an-ı Kerim var. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlama prensiplerini bilmezseniz, Kur'an'dan nasıl yararlanılacağını bilmezseniz o zaman yapacağınız hiçbir şey yoktur. Tıpkı şey gibi mutfağında her türlü gıda maddesi olan ama yemek pişirmesini bilmeyen bir hanımın kocasıyla birlikte her akşam bir lokantaya gitme ihtiyacında olması gibidir. Evdeki o mutfaktaki gıdalar da hiçbir şeye yaramadığı için arada sırada bunları sayar. Sevap kazandığını zanneder. Bizimkiler de Arapça Kur'an-ı Kerim okuyarak sevap kazandığını zannediyorlar. Ondan sonra yani anlamadıkları dille ondan sonra geçmiş yapmış olduklarını okuyarak da ilim yaptıklarını zannediyorlar. Onun için burada şimdi sizin bu çalışmalarınız son derece faydalı. Siz zaten bunun farkındasınız.
Sizdeki değişikliği elbette biliyorsunuz. Çünkü ben sizlerden gelen şeyleri, umutları bana arkadaşlarınız sık sık gösteriyor. Yani Allah'a şükür işte buna sebep olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Artık sorgulayan ve ezberci olmayan bir nesil Allah'a şükür oluşmaya başladı ve işte bu Avrupa'yı çok hem Avrupa'yı korkutuyor hem başka ülkeleri korkutuyor. Dolayısıyla canla başla Kur'an'ı tarihe gömmeye çalışıyorlar. Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda da bayağı başarılı oldular yani ilahiyat fakültelerinde ne bileyim artık çeşitli İslam merkezlerinde bakıyorsunuz adam Kur'an araştırmalar merkezi kurmuş. Adeta Kur'an'ı hiçleştirme merkezi gibi çalışıyor. Neyse bunlar olacak. Önemli değil. Allahü Teala ve intasbiru ve tettegu la yadurrukum keyduhum şey'a diyor. Siz sabırlı olun ve kendinizi korursanız onların tuzakları size herhangi bir şekilde zarar vermez. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Bu şimdi giriş çok önemliydi. Onu bir anlatayım dedim. Şimdi mesela ceza hukukunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Veda Hacı'nda bir konuşması var. Hepimiz biliriz. İşte soruyor insanlar hangi gündeyiz? İşte bugün hangi gün? Diye sorduğu zaman ne diyorlar? İşte haram yani dokunulmaz gün. Şimdi ondan sonra bu şehir hangi şehir? Haram şehir yani dokunulmaz şehir Mekke. Bu ay haram ayı. Ondan sonra şu söz son derece önemli. Sizin kanlarınız, mallarınız ve özel hayatınızla tıpkı bugününüzün bu ayda ve bu şehirde dokunulmazlığı gibi dokunulmazdır diyor. Arkadaşlar bu cümle son derece mühimdir. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün Batı'da böyle bir anlayış kesinlikle yoktur. Batılılar kendilerini böyle hürriyetçi bilmem insancıl falan filan gösterirler ama hiç uzak yani yanlarına bile yaklaşmamıştır. Ben şu anda size yaptığım konuşmayı Batılıların yüzlerine defalarca yapmışımdır. Yani onlarla yaptığım sayısız seminerlerde onlara verdiğim. Ki hiç 3 saatten az süren seminer de olmamıştır. Şimdi çünkü Batı'da insan hiçbir değer yoktur arkadaşlar. İşte onu taklit eden Türkiye ve diğer ülkelerde maalesef bu konuda çok ciddi manada sınıfta kalmış vaziyettedirler. Bunlara doğruları öğretmemiz gerekiyor. Şimdi Hocam özür dilerim. Yazıyı ekranı dolduracak şekilde alırsanız kardeşleriniz daha rahat bir şekilde takip sonra edebilir. şey koymayacak mıydı Osman? Benden mi görüyorlar? An sizden görünüyor hocam. Ha, Evet. tamam. Peki. Benimle alakası yoktur. Ne bileyim. Tamam oldu böyle Tamam. yapalım. Tamam, tamam böyle Kusura yapayım. bakmayın. Dilerim. Şimdi işte burada şey var. Ben aşağı yukarı aldığım zaman da anlaşılıyor mu şey? Yani kontrol benim elimde mi? Hocam kontrol sizin Tamam. O zaman ben ona göre hareket edeyim. İşte burada Resulullah'ın hadisini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu son derece önemlidir. Neden önemlidir biliyor musunuz? Batı'da devlet kendisini Allah'ın yerine koyar. Yani şu anda devlet kendisini Allah'ın yerine koyar. Türkiye'de Batı'yı taklit ettiği için Türkiye'de de devlet kendisini Allah'ın yerine koyar. Mesela Osmanlı'da devlet kendisini Allah'ın yerine koymazdı. Devlet başkanı koyardı kendisini Allah'ın yerine. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi derlerdi. İkisi arasında çok büyük fark var. Devletin başkanı kendisini Allah'ın yerine koyduğu için mesela padişahların yaptığı bir takım yanlışlar vardı. Ama devlet kendisini Allah'ın yerine koymadığı için genel yürüyüşte yani mahkemelerin işleyişi, sosyal hayatın işleyişi bugünkü batılıların hayal edemeyeceği kadar hürriyet içerisindeydi. Çünkü o konuda da ben yani çok çok batılılarla çok görüşmem vardır çok yıllar öncesinde. Şimdi
Batı'da tanrı devlet nedir? Şeydir mesela bu işte ona teokrasi diyorlar biliyorsunuz. Fransız ihtilali işte kiliseye karşı büyük mücadele verdi. O mücadele gerçekten takdirle karşılanacak bir mücadeledir ama mücadeleyi başardıktan sonra devlet kiliseye benzetti. Kurumları kiliseye benzetti. Tüzel kişilik ortaya çıkardı. Bugün biliyorsunuz bazı cemaatler şahsi manevi diyorlar. Bunlar da onu kendilerine uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi bu şimdi şeyle mesela İslam dininde yapılan her günah Allah'a karşı yapılmış olan bir şeydir. Yani Allah'a karşı yapılmış olur. Yani her eylemin Allah'a karşı yapılmış olan bir tarafı vardır. İşte Batı'da da Tanrı devlet anlayışı olduğu için Türkiye'de de suçlar tamamen devlete karşı işlenir kabul edilir. Ondan dolayı yani siz burada sizin babanızı öldürürler, kızınızı öldürürler. Ne bileyim işte o şeydeki sen de Mersin'de olan olayı düşünün. Orada o Mersin'de kızı öldürülen kişinin gidip de mahkemede dava açma hakkı yoktur. Peki siz bunlar haber misiniz? Bunu bilmiyorsunuz belki. Yani bugün Türkiye'de yürürlükteki yasalara göre mahkemede dava açamaz. Niye? Çünkü Batı'dan alınmış ya. Yani Batı iyi ya. İslam alemini sömürdü bir sürü şeylerle. Ondan sonra çıktı bizim karşımıza bir efendi gibi kabul ediliyor. Ama İslam alemi bundan daha fazlasına, daha da aşağılamaya layıktır maalesef. Çünkü Kur'an'la irtibatını koparan asırlar oluyor. Şimdi bu Allah'ın bir cezasıdır İslam alemine. Ama işin o tarafı ayrı. Şimdi o Mersin'de kızcağızı adamlar dağa kaldırdı, öldürdüler. Annesi de babası da o kızcağızın kocası olsaydı, kocası da evladı olsaydı evladı da mahkemeye gidip dava açma yetkisine bugün sahip değildir Türkiye'de. Niye? Suç devlete karşı işlenmiştir. Adeta günah Allah'a karşı işlendiği gibi. Mantık aynı mantıktır. Çünkü devlet kendini Allah yerine koyar. Peki devlete karşı işlendiyse devlet adına mahkemede dava açmak için bir görevli gerekir. Ona da savcı demişler. Savcılık bizim kültürümüze 1789'da girmiştir. O zamana kadar bize savcı diye bir şey yoktu. O zamana kadar her vatandaş savcıydı, her vatandaş polisti, her vatandaş efendim jandarmaydı, her vatandaş askerdi. Ondan dolayı da Osmanlı toplumunda huzur ve güvenlik çok güzel. Yani tepede şeyde padişahlık makamında Cenab-ı Hakk'ın emirlerine çok ciddi manada muhalif yapılan olmasına rağmen bu da yine Emevi ve Abbasilerden kaynaklanan bir şeydir, bozulmadır. Bunların çoğusu bunun farkına bile değillerdir. Ama aşağıda o doğru yapı büyük ölçüde kendisini devam ettiriyor. Şimdi devletin bir görevlisi olan şey savcı mahkemede dava açacak. Devletin ikinci görevlisi olan hakim kendisine gelen delilleri değerlendirecek. Şimdi hakim bu kutsal devletin görevlisi olduğu için, kutsal devleti koruma konumunda olduğu için hakim, bak ki bir de ceza hukukunda şöyle bir prensip vardır bugün, Türkiye'de de odur. Her şey delil olur, hiçbir delil hakimi bağlamaz. Bakın, ondan dolayı birisinin idam cezası verdiğine öbürü beraat verir. İşte bu yapıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söylediği sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Ama bak burada ne diyor? İşte bu şehrin dokunulmazlığı gibi. Efendim bu ayın dokunulmazlığı gibi. Bugünün dokunulmazlığı gibi kanlarınız, mallarınız ve özel hayatınıza dokunulmaz. Kanımız dokunulmaz, malımız dokunulmaz, özel hayatımız dokunulmaz. Dolayısıyla bunu korumak bize düşer. Bunu korumak diğer Müslümanlara düşer. Müslümanların bu konuda kenetlenmesi gerekir. Ondan dolayı arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e bakın devlet kelimesi bugünkü manada geçmez. Bugünkü manada bir devlet kurumundan Kur'an'da bahsedilemez. Ve devlet başkanı hiçbir zaman sorumsuz değildir.
Devletin en küçük ögesi bile devlet başkanına soru sorma yetkisiyle yetkilendirilmiştir. Şimdi konumuz devlet olmadığı için bunu anlatıyorum. Peki burada şöyle de bir prensip vardır arkadaşlar. Yani tamam hakkınızı alacaksınız ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanlar kendi başlarına bırakılacak olsalar herkes diğerinin kanında hak iddia etmeye başlar. Dolayısıyla kendi başına bırakmak yok. Bunun da prensibini Allah-u Teala koymuş. Mesela şey de diyor ki, iki husus vardır arkadaşlar. Bir kamu aleyhine işlenen suçlar, bir sizin özel hukukunuzun ihlaliyle ilgili suçlardır. Her ikisinden aynı kelimeler kullanılarak şey yapılmış. Özel hukukun ihlaliyle ilgili suçlarda Allah-u Teala şu prensip koymuş. Nahl Suresi 126. ayet işte görüyorsunuz şimdi ekranda. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Eğer diyor ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verir. Size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verir. Tamam mı? Ama katlanacak olursanız, sabırlı olursanız bu sizin için daha iyidir diyor. Affedebilirsiniz diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada ama ben buraya onu yazmamışım. Şöyle bir ayet-i kerime daha var. Dur hemen onu da ben size buraya yazayım. Çünkü bu konular İslam aleminde daha önce hiç işlenmediği için biz sürekli geliştiriyoruz konuyu. Kısa sürenin bir anda olmuyor arkadaşlar. Bakara suresinin 194. ayeti. Şimdi ayeti ben bulayım size. Evet. Bak orada da Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ Burada meseleyi biraz daha açık olarak şey yapıyor. Ama bu ayet, şimdi şuraya koyayım da şey yapmış olursunuz. Görmüş olursunuz en azından. Görmeniz açısından. İşte şehrul haram, şehrul haram ve hurumatı kıssası az önce hadis-i şerifte geçtiği gibi haramay haramaya karşılıktır, haramlar karşılıklıdır. Ne demek haramlar karşılıklıdır? Yani karşı taraf senin dokunulmazlığını tanıyorsa sen de ona dokunulmazlığını tanıyacaksın. Karşı taraf eğer sana saygı duyuyorsa sen de ona saygı duyacaksın. Tamam mı? Şey yapıyoruz. فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَتَدُ عَلَيْهِمْ بِسْمَ عَتَدُ عَلَيْكُمْ diyor. Kim size düşmanlık ederse diyor Allah-u Teala, siz ona sizin yani kim size saldırırsa onun saldırdığı miktarda saldırın diyor. Mesela burada hiç affedin yok. Çünkü bu ayetin öncesinde savaştan bahsediliyor. Savaşta aynı prensiplere göre yapılır. Mesela Bakara 190. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Ben şunu buraya yazayım. Bakara 194 diye. Evet. Bakara 190. ayette de Allah-u Teala diyor ki وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُوا عَلَيْكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Bak savaşmak da sizin hakkınıza tecavüz. Adam sizinle savaşırsa savaşacaksın. Yoksa İslam savaşta yayılıyormuş, İslam kılıç diniymiş. Bu İslam'a yapılan en büyük iftiradır arkadaşlar. Ayetleri böyle parçalayarak değerlendirmekten kaynaklanıyor. Ayetler bir bütünlük içerisinde değerlendirilir. Diyor ki işte Allah وَقَاتِلُوا savaşın fi sebilillahi lezine yukatilunekum Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Şunu bir kısa bir cevap vereyim de. Alo. Ha Mecid Bey ben seni ararım şu anda dersteyim olur mu? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bak bunu çok dikkatli kulağınıza küpe edin arkadaşlar. Çok önemlidir. Maalesef ayetlerde açık olan bu hususta unutulmuştur. Diyor ki Allah-u Teala وَقَاتِلُوا savaşın فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ 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 kiminle اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ kimsine savaşanlarla. Orada af yok.
Ama ve la ta'tedû, sınırları aşmayın. Peki ne demek sınırlar? Femen ya'tedî aleykum, kim size düşmanlık ederse, mesela Resulullah Mekke'den çıkarmışlardı değil mi? Fa'tedû aleyhim mislimâ ta'tedû aleykum. Siz de onlara yaptıklarının mislini yapın. Siz de onları Mekke'den çıkarın mesela. Onun için Resulullah Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'nin müşriklerine Tevbe suresi geldikten sonra 4 ay daha süre tanındı. Ondan sonra çıkmayanların öldürüleceğine dair ayet-i kerime indi. Mutlaka çıkacaksınız. Ya Müslüman olursunuz ya da çıkarsınız diye. Ama tabii sistem çökertildiği için o ayet bütün müşrikler için geçerli bir hüküm gibi bütün fıkıh kitaplarında maalesef işleniyor. Bu da Müslümanları tabii bugünkü dünya karşısında güçsüz hale getiriyor. Şimdi arkadaşlar tekrar edeyim. Sizin kişisel hukukunuza saldırılırsa size yapılan dengi bir saldırı sizin hakkınızdır. Bu da esas soran şudur. Mesela birisi sizin camınızı kırdı. Adam o camı taktırdığı zaman cam eski haline gelmiş oluyor. Ona ceza vermiş olmuyorsunuz. O yaptığının kırdığını karşılamış oluyor. Ceza vermiş olmak için ondan bir cam parası daha almak gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Onun için şeyde mesela birisi sizi işte diyelim bir kilometre sizin topraklarınıza girdi düşman, siz de onun topraklarına bir kilometre girebilirsiniz. Daha fazla değil çünkü karşı taraf, yani savaşımızı da öyle bir şekilde yapmalıyız ki karşı taraf desin ki ya bu adamlar hakkı, biz bunu hak etmiştik desinler. Kusura bakmayın, dün ben Feyzullah Hoca beni aradığı zaman bu akşam ders veremeyeceğimi düşünüyordum ama yine vereyim dedim. Yine bayağı iyiyim. Dün bayağı rahatsızdım. Bugün çok iyileştim Allah'a şükür. Onun için yine etkisi devam ediyor. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle devam edelim. Mesela yine bir başka ayette diyor ki Allah-u Teala ve cezâ-ü seyyiyetin seyyiyetin misbâ. Yapılan kötülüğün karşılığı onun deneyimi bir kötülüktür ama kim affeder bu arayı düzeltirse onun ücreti Allah'a aittir. Yani siz birisine ceza vermek isterseniz dengi ceza verme hakkınızdır. Ama affetmek isterseniz Allah affedenlerin ücretini Allah verir. Ecrini Cenab-ı Hak verir. Ha innehu la yuhibbu zalimin, Allah zalimleri yani yanlış yapanları sevmez. Yani hakkını 10 lirayken 11 lira alırsan zalimlik etmiş olursun. Evet, yine bir başka ayette وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ اِذِ اللّٰهِ غَفُورًا رَحِيمٌ. Bu Cenab-ı Hakk'a karşı olan şeyde tabi Allah'a karşı da aynı zamanda suç işlemiş oluyor. Yapılan işte Allah'ın hakkı da ihlal edilmiş oluyor. Allah'a karşı da bir insan tevbe eder, kendisini düzeltirse Allah onu affeder ve onu ona karşı merhamet eder, ikramda bulunur. Evet. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde gidelim, can dokunulmazlığına saldırı. Mesela diyet ve kefaret cezası var. Şöyle mesela bir adam bir başkasını öldürdü değil mi? Öldürdüğü zaman yani hata yoluyla öldürdüğünü düşünün. Önce mesela bir esiri azat eder. Bir Müslüman esiri azat eder. Çünkü ne yapmış olur? Topluma bir insan kazandırır. Burada bir insan eksilti ya. Mesela kırılan camın yerine yeni bir cam. İşte yerine bir şey yapar, bir esir. Esiri azat ederek topluma yeni bir insan kazandırmış olur. Bir Müslüman esiri azat ederek. Onun çünkü başka bir ölen adamı diriltme şansı yok. Ha bir de hani ikinci cam parası, ikinci cam ödeyecek diyoruz ya, bir de tutar, bu adamın kan bedelini öder. Yani sadece kan bedeliyle kalmaz. Mutlaka hani camı kırdığınız zaman sadece camı takmakla ceza ödemiş olmazsınız. Bir cam daha takmanız gerekir. Bir cam parası daha vermeniz gerekir. Burada da bir adama hata yoluyla ölümüne sebebiyet verdiyseniz hem diyetini vereceksiniz. Yani bir cam kan bedelini onun tazminatı ödeyeceksiniz. Hem kefaretini vereceksiniz. Esir varsa esiri, Müslüman bir esiri hürriyetine kavuşturacaksınız. O yoksa aralıksız ikrarı yol tutacaksınız. Allah'ın hakkı olarak. Mesela bir kişiyi kasten öldürmüştü bir adam.
Allah-u Teala diyor ki, mesela önce bu ebedi cehennem cezası vardır. Niye? Çünkü canını veren Allah'tır. Bu suç önce Allah'a karşı işlenmiş sayılır. Allah-u Teala diyor ki, "Men yoktur müminen müteammiden fe cezâ-u cehennem muhallen fîhâ." Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası cehennemdir. Ölümsüz olarak kalmak üzere orada. Evet. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Allah ona gazap etmiştir, lanetlemiştir ve büyük bir azap hazırlamıştır. Ha bunun affı var mı? Var o şeyde. Furkan Suresi 68. ayet Allah-u Teala bildiriyor. Tevbe eder, kendisini ıslah ederse Allah bu ölüm, adam öldürme suçunu bile affeder. Ondan sonra peki ayrıca o maktulun yakınları da bir yakınlarını kaybettiler, bir insan kayboldu. Onun için diyor ki Allah-u Teala kütübe aleykümün kıssası fil katla. Adam öldürmelerde size kısas farz kılmıştır. İster hür, ister esir, ister kadın, ne olursa olsun. Şimdi buradan diyebilirsiniz ki acaba böyle hür bir köleyi öldürse ya da bir kadını, bir erkek bir kadını öldürse bununla kısas olmaz mı diye aklınıza gelir. Hemen onun cevabını Kur'an-ı Kerim bir ayetinde verir. Çünkü ayetler birbirini açıklarlar. O da İsra suresinin 33. ayetinde diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah-u Teala'nın dokunulmaz kıldığı bir canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin. Haklı sebep işte sadece kısastır. Bir de savaştır. Üçüncüsü yoktur arkadaşlar. Mesela o terör suçunda da savaş vardır. Şimdi şeyde لِلَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُحَارِبُونَ Harp edenler deniyor. Mutlaka bir çete oluşturacaklar. Yani tek başına böyle güçlü bir şey oluşturmadan bu olmaz. Evet. Yani ya savaştır, öldürmeyi cezalan, şey, haklı kılan iki sebep ya da kısas, üçüncüsü yok. İşte Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olarak olmadan öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse onun velisine kim diyor. Burada kadın erkek esir hür ayrımı yok. Onun velisine yetki vermişlerdir. O da öldürmede israf etmesin. Bak, öldürme cezası, işte öldürme yetkisi veliye aittir. Bugünkü şeye bakın. Bugün yakınınız öldürülüyor, mahkemeye başvurma yetkiniz yok. Ama Kur'an-ı Kerim o öldürme cezası hak eden kişiyi öldürme yetkisini velisine tanıyor. O şeyi velisine tanıyor. Öldürülen kişinin velisine tanınıyor. Şimdi veli isterse affedebilir. İnnel kâne mansûrâ diyor. Çünkü yardım görmüştür. Diyor. İsterse affedebilir. Çünkü o şeyde Bakara suresinin az önce işte 178. ayetin devamında Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُمْ بِالْمُعَفِ Kimin lehine kardeşi tarafından bir af gerçekleştirilirse hemen ona uymak lazım. Ve اَدَعُ لِهِ بِيَحْسَنْ Güzellikle onu yerine getirmek lazım. Yani mesela diyor ki tamam ben seni affediyorum, bana şu kadar diyet ver, araya aracılar girerler, tamam. Affedilir. Ve öyle bir haldir ki bir adam öldürme yetkisi size verir ama mahkeme kararıyla olacak. Yani yargısı, infazı söz konusu değil. Aksi takdirde haklıyken haksız duruma düşersiniz. Mahkeme tarafından şey yapılır. Size o yakınınızı öldüren kişiyi öldürme yetkisi verir. Mesela elinize kılıç verilir. Adam önünüzde hazırlanır. Hadi öldür denir. Son ana kadar adamı affedebilirsiniz. Zaten araya aracılar girer. Yani öyle psikolojik bir durum ki affetmek sizin elinizde. O adamın durumunu görüyorsunuz. O ana kadar ben bu adamı öldüreceğim dersiniz ama o an bunu yapamazsınız. Yani psikolojik şeylere bağlı olmaz. Affedersiniz, affettiğiniz zaman bu adam sizin dünyada en samimi dostunuz haline gelir. Böylece siz canı yanmış kişi olarak tatmin olursunuz, toplum tatmin olur ve hiç kimse de o suç işlemeye cesaret edemez. 2 hafta önce biz ceza hukukuyla ilgili bir ders yapmıştık adam öldürme. Arkadaşlarımız şeriatçılar üzerinde bir araştırma yaptılar. 40 yıllık Osmanlı mahkemelerinde yani 40 yıllık bir araştırma yaptılar.
Yani bir mahkemenin 40 yıllık çalışması, bütün mahkemeler değil. 40 yıl içerisinde bir tane adam öldürme vakası olmamış. Bir tane şey olmuş. Birisine zina iftirası davası var, başka yok. Ben 21 sene İstanbul Müftülüğü'nde mahkeme arşivleri üzerinde arşivlerini yönettim. Kendim oda doktora yaptım. Çok sayıda araştırmacıya yardımcı oldum. 40, o 21 sene benim de İstanbul'daki bütün mahkemeler arşiv bizde vardı. Ben iki tane adam öldürme olayına rastladım. Tabii hepsini okumadım yani. O kadar vardı diyemem ama rastladığım o kadar. Daha fazla da ben rastlamamışımdır. Ama bugün İstanbul'da mesela gecede kaç kişi öldürülüyor her gece? Türkiye'de ne kadar insan öldürülüyor? Şimdi yani niye biliyor musunuz? Çünkü bu bir kere suçluyu caydırıyor. Ondan sonra mağduru tatmin ediyor. Toplumu tatmin ediyor. Son derece insancıl. Ve insana değer veriyor. Adama diyorsun ki tamam affedebilirsin diyorsun. Bugün suç bize karşı işleniyor, affedersen devlet affediyor. Mahkemeye veremiyorsun. Sen davacı olarak mahkemeye çıkamıyorsun. Bugün baban öldürülse davacı olamazsın. İşte o Mersin'deki kızın olayında oldu. Davacı olamazsın. Müdahil sıfatıyla mahkemeye çıkarsın. İşte tatmin olmuyor. Hiç kimse tatmin olmayınca mahkemenin kapısında adamı öldürüyor. Dolayısıyla bu sistem İslam aleminde bir kere ortadan kalkmalı bir, bütün dünyada da ortadan kalkmalı iki. Yani bizim elimizde arkadaşlar inanılmaz güzellikte bir sistemimiz var Kur'an-ı Kerim olarak. Yani Kur'an'a uyarsak ve bunun da yararlanmayan hikmetini öğrenirsek, hikmet son derece önemlidir. Eğer hikmeti öğrenemezseniz Kur'an'dan gereği gibi yararlanmanız mümkün olmaz. Hikmet Kur'an'ı kullanma kılavuzudur. Bu konuda bizim sitelerimizde çok çalışmalar var. Fatih Orum'un yazdığı kitaplar yakında ikinci baskısı çıkacak. Onu okumanızı tavsiye ederim. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. Mesela mal dokunulmazlığına saldırı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleleri o kadar güzel söylemiş ki. Ben bu şey yapmıştım. Bu hadisleri işte Mekke'de bulmuştum. Biraz sonra okuyacağız. Şöyle diyor mesela, işte okumaya bir merakımdan anlatayım size. Resulullah diyor ki işte bir ağaçtan, işte yolun üzerinde bir ağaç gittiniz, canınız bir hurma çekti, yediniz. Bundan dolayı bir şey yok. Ama cebinize doldurur da götürürseniz diyor, bir kilo götürdüyseniz hem onu geri vereceksiniz hem bir kilo da ceza vereceksiniz diyor. Tamam mı? Ama burası koruma altındaysa, yani çevresi duvarlarla çevrili, koruma altına alınmışsa o zaman el kesme cezası var. Şimdi bu el kesme tabii mal dokunulmazlığı son derece önemlidir arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Yemek yemediğiniz zaman vücudunuz ne hale geliyor? Mal insan için son derece önemlidir. Yaşayabilmemiz için son derece önemlidir. Dolayısıyla bir insan sizin mal dokunulmazlığınıza karşı çıktıysa işte Allah bunda onun elini kesme cezası veriyor. Ondan dolayı bak ne diyor? Vessâliku vessâlikat ufakta o eydiye olma. Erkek ve dişi kadın, hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir nekal olmak üzere. Nekal demek karşı tarafın suç işlemeye karşı gücünü kırar bir ceza demek. Yani şimdi bir kere bir el kesme cezası verdiniz de var. Birkaç asır insanlar bir daha hırsızlık yapamıyor. Bunu da yine Osmanlılar'dan ben size söyleyeyim. Mesela Osmanlı'da da hırsızlık cezasına çok az rastlarsınız. Hırsızlık suçu var. Ya da şöyle söyleyeyim. Osmanlı mahkemelerinde ceza mahkemesi diye bir şey yoktu. Tek bir mahkeme vardır. Bir tane hakim vardır. Hakimin işi o kadar azdır ki boş zamanlarına çıkar, çarşı pazar kontrolü yapar. Ve o az işler içerisinde de ceza davaları hemen hemen birçok mahkemede bir yıl boyunca bir tek ceza davası bile açılmadı olur. Açılanlar en fazla birkaç tane olur. Ondan sonra bakarsınız ki
Onlar da çok basit, küçük kabahat tipi şeylerdir. Çünkü bu cezalar ciddi manada şeydir, caydırıcıdır. Çünkü elin kesilmesi çok ciddi manada caydırıcı bir olaydır. Dolayısıyla mal dokunulmazlığı böyle sağlamış oluyor. Şimdi mesela bir adam hırsızlık yaptı, yakalanmadan eğer gider, malı teslim eder ve şeyden ya da teslim etmez de gider özür diler. Affet, kendisini haber verirse yakalanmadan el kesme cezasından kurtulur. 10 lira çaldıysa 20 lira ödemek de suçta cezalandırılır, onu biter. Ama tevbe etmeden yakalanmışsa yakalandıktan sonra tevbe etmesinin hiçbir anlamı olmaz. Orada bunu bağışlama hakkına yani şeyden çeşitli yani bu karşı tarafın hakkının bağışlamasının çeşitli yolları da vardır ama suç bütün unsurlarıyla sabit olduktan sonra artık bağışlama hakkı ortadan kalkar ve adamın evi kesilir. Dolayısıyla yani hırsızlık yapan kişi tevbe ettikten sonra yani çaldıktan sonra tevbe etmiş olabilir. Mesela benim kayınpederim var, 94 yaşlarında şu anda Erzurum'da. Erzurum'un en önde gelen ulemasındandır. Bugün Türkiye'nin çok sayıda üniversitesinde etkili profesörlerin birçoğu onun talebesidir. Şimdi geçen de bana anlattılar, ilk defa duydum. O köstekli saatler vardı, zincirli. Birisi kayınpederden o saati çalmış. Çaldıktan sonra hemen pişman olmuş ve arkasından koşmuş. Hocam, hocam, o da camiye yetişmesi lazım demiş. Ya şimdi bana soru soracak, beni meşgul edecek. Hız da yürümüş camiye yetişemem diye. Adam arkadan koştuğunu istediğince bu da koşmuş. Neyse adam gelmiş, yetişmiş ama nefesi kesilmiş. Ne demiş, ya hocam kusura bakma, senin saatini çalmıştım, pişman oldum, ne olursun beni affet. Bakıyor hakikaten saati yok. Şimdi bu şekilde yapanlara da her zaman tevbe kapısı açık. Evet, işte saklı olmayan malı çalma ile ilgili az önce anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini. Resulullah'ın hadislerinin tamamı Kur'an-ı Kerim'den onlar hikmetlerdir. Mesela bulunduğu malı sahiplenme olayı var. Mesela bir yerde baktın ki bir adamın diyelim saati kaybolmuş, parası kaybolmuş. Aldın cebine attın, kimse de görmedi. Yakalanırsa, adamın saati senin üzerinden çıkarsa, o saati o adama verirsin, bir saatte üzerinden üste verirsin. Bu iş böyle. Resulullah diyor ki, buluntu deveyi saklayan kişi ki develer çok kaçar bir şeyde, Suudi Arabistan'da, yani çöllerde. Buluntu deve saklanırsa o deveyi onun gibi bir deve ile birlikte vermek gerekir. Sakladığı zaman öyle. Ama saklamaz da derse ki bak beyler ben şu deveyi buldum der. Ve bakımını yaparsa sahibi çıkıncaya kadar da kullanma hakkına sahip olur. Çünkü onun karnını doyurduğu için kullanır. Onda herhangi bir şey olmaz. Evet, özel hayatın dokunulmazlığı da öyle. Mesela işte namuslu kadınlara zina iftirası atıldığı zaman onu siz bilirsiniz 80 kırbaç vurulur ama arkadaşlar bugün adına İslam Ceza Hukuku denen bu sistem gerçekten o kadar kötü bir hale getirilmiştir ki mübarek değil. Bir kere bir toplantı yapmıştık bundan yıllar önce Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı gelmişti. Ondan sonra işte birçok üniversiteden hocalar gelmişlerdi. Bir problem ortaya koydu. Efendim Pakistan'da kadınlar tecavüze uğruyormuş. Tecavüze uğrayan kadın mahkemeye gidip de şikayette bulunursa mahkeme diyormuş ki sana bu adamın tecavüz ettiğine dair 4 şahit getir. Getiremezse kadına 80 kırbaçta buluyorlarmış. Efendim buna nasıl çare bulacağız? İstihsan yapalım. İstihsan demek yani Kur'an ve sünneti dışlayalım, yeni bir yöntem ortaya koyalım. Bir abi dedim siz ne yapıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler tamamen kendisine iftira edilen kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili değil ki. İşte burada gördüğünüz gibi onu anlatınca hemen herkes sustu, diğer bir konuya geçti. Orada 17 konu gündeme getirilmişti. 17'si de Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşma
sonucuydu. Her birisinde ilgili ayetleri okuyunca toplantı kısa sürede bitti. Evet, mesela burada da çok enteresan bir şey var. Hani hem camı, kırılan camın karşılanması hem bir cam parası daha var ya. Burada da mesela 80 sopa vuruluyor. Çünkü zina suçunda 4 şahit, bir de o zina ettiğini iddia eden kişinin şahitliği 5. Yani şu adam zina etti diyor ya, onun 4 şahit getirilmesi gerekiyor. Kendisiyle birlikte 5 ediyor. Suç sabit olsa buna 100 kırbaç vurulacak. 100'ü 5'e bölüyorsunuz. 5'e bölüyorsunuz. Çünkü o 5 kişinin şahitliğiyle. 20 kırbaç bu suçu ihbar eden kişinin payı oluyor. Şu kadın zina etmiştir diyen kişi haklı olabilir, gözüyle görmüş olabilir. Onun için 20 kırbaç düşüyor. Ona 80 kırbaç vuruyor. 4 tane şahit getirildiği için. Peki bu kırdığı camı taktırmak gibi. Ayrıca suçu diliyle işlediği için diline de bir ceza veriliyor, şahitliği kabul ediliyor. Tevbe edinceye kadar. Evet, görüyor musunuz? Bak. Sistem her yerde aynı, ahirette de aynı. Yani ahirette böyle cezada da sistem aynıdır. Yazıyı okursanız görürsünüz onu da. Evet. Şimdi işte zina suçunun cezası, işte zina suçuna biliyorsunuz 100 kırbaç vurulur, bu gene kırılan camın taktırılması gibi. Ayrıca zina eden bir kişi, zina eden kişi karşı tarafın yani hakkı olmayan bir işi yapmıştır. Nikahını yapması gereken bir fiili nikahsız olarak yaptığından dolayı işte şu ayet-i kerimede Allah-u Teala ona yaptığına denk bir ceza daha vermiştir. Zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere yani zina ile ilişkisi olmayan müminlere haram kılınmıştır. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet vardır ki evlenmede erkek de namuslu olacak, gizli ya da açık zina etmeyecek, kadın da namuslu olacak, gizli ya da açık zina etmeyecek. Bu Maide suresinin 5. ayetinde, Nisa suresinin 24-25. ayetlerinde. İşte bir bu ayette açıkça anlatıldığı halde mezheplerin hiçbir tanesi bu ayetleri görmemiştir. Öyle bir acayip manalar verirler ki gerçekten insan hayret ediyor yani. Bunlar ben zaman zaman soruyorum. Bunlar acaba hangi dinin mezhebi? Yani hiç kusura bakmasınlar. Bu bizim dört mezhepte yani sünnisiyle, şiisiyle bu mezheplerin tamamının İslam'la ilgisi ya %10 ya da %20 civarındadır. O kadar ilgi dünyada her yerde vardır. Evet. Evet, tabi tevbe ya her zaman Allah-u Teala tevbe kapısını açmıştır. Zina eden bir kişi tevbe eder. Allah'tan bağışlanmasını isterse Cenab-ı Hak onu affeder. Aynı şekilde zina iftirasında bulunan kişi de tevbe eder. Kendisini düzeltirse Allah'ın da affeder. Burada da bu Furkan suresinde bu affetmenin delili var. Onu da okursunuz siz. Mesela işte gayrimüslimlerle ilişkiler var burada. Ben onu anlatmayayım ama şey yapayım size. Mesela genellikle bir insan dinden dönerse, bakayım onu da buraya yazmıştım, durun size de. Bu olmuş olması lazım. Dine karşı yapılan saldırı. Dine saldırı. Arkadaşlar dine saldırı konusunda biliyorsunuz hepsi ittifak etmiştir. Men beddele dine ufaktiluhu diye bir hadis uydurmuşlar. Resulullah iftira etmişlerdir. Kim dinini değiştirirse onu öldürün ve bu iftira şey zamanında yapılmıştır maalesef. Abdülmelik bin Mervan zamanında yapılmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam Evzai tarafından oluşturulmuş bir şeydir. Kim dinini değiştirirse öldürün diye Resulullah'a mal edilen bir hadistir. Dinini değiştirirse öldürsün, öldürün ne demek ki? O zaman bir kafir Müslüman olursa dinini değiştirmiş olur, onu da öldürmek mi gerekecek? Şimdi arkadaşlar şeyde
Burada dur, şimdi anlatılacak çok şey var. Şöyle geçiyorum, vaktimizin erememesi sebebiyle. Bitti. Tamam, dinlendim ben burada. Şimdi şurada ayetler var. İşte Maide suresinin ayeti var. Ondan sonra şu şey var. Ali İmran suresinin ayetleri var. Burada mesela okuyayım ben size. Diyor ki inandıktan sonra kafir olan bir topluma Allah hiç dirilik ve düzenlik verir. Bunlar kendilerine açık belgeler gelince o elçinin doğru olduğuna şahit olmuş kimselerdir. Allah yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez. Yani eşhedü bir şahit olmuş. Çok kesin bilgisi var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Diyor ki onlar var ya, bak ayet. Onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetidir. O kadar. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların laneti. O kadar. Sürekli olan için lanet içinde kalırlar. Sıkıntılar affedilmez, onlara göz açtırılmaz. Olup bitenden sonra tevbe edip durumunu düzelten. Tevbe etmesi için yaşaması lazım değil mi bu adamın? İşte onlar başka diyor, Allah çok bağışlar ve ikramı bol. Yani Allah Teala bu suçu kendine karşı işlenmiş kabul ediyor. Aksi takdirde dinde şey, la ikrahe fiddin ayet kerimesinin ne manası kalır? Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok açık ve net olmasına rağmen, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği kadar açık olmasına rağmen uydurmuşlar bir hadis. Bütün mezhepler kabul etmiş, dinden döner öldürecekler. Yani bu nedir? Şeylerde vardır biliyorsunuz. Ve bu çeşitli oluşumlarda davadan döneni öldürün. İşte işi dinden çıkarmışlar, devlete dönüştürmüşler. Devlette de işte sevmediği adamı öldürmesi için şey yapmışlar. Böyle bir sistem çıkarmışlar. Hatta memnun zamanında bir de zındıklık kelimesi ortaya atılmıştır. Zındık da yani yerleşik görüşlere aykırı olan. Mesela bizim şu anda ayetleri okuyoruz ya, bugün ayetleri okuduk, şu mezhep yanlış, bu mezhep yanlış. Siz ayetlerle, Resulullah'ın sözleriyle ispat etseniz bile yerleşik görüşe, aykırı görüşü ortaya koyduğunuz mu dört mezhebe göre de zındıksınız. Siz yargısız infaz gerekir. İşte bunların ortaya koyduğu din bu. Evet arkadaşlar, vaktinizi biraz fazla aldım ama ayrıntıyı buradan okursunuz. Tekrar sonuca gelelim. Bugün Batılıların en büyük sıkıntısı Kur'an-ı Kerim'dedir. Çünkü onların İslam araştırmaları merkezleri var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Çok iyi kavramışlardır. Ama Türkiye'de Müslümanlar oralara maalesef, Allah akıl versin Müslümanlara, fıkıh doktorası, tefsir doktorası, hadis doktorası yapmak için kafirlerine zeki talebeleri teslim ediyorlar. Onlar da bu talebeleri kendi kafalarına göre yetiştirip gönderiyorlar. Ve bu adamlar oluyor ilahiyat fakültelerinde hoca. Sen artık bunlardan ne hayır beklersin? Konuda biraz daha dikkatli olun. Mücadelelerinizi devam ettirin. Allah-u Teala başarılarınızı artırsın. Çünkü duyuyorum çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet Feyzullah Hoca, sonuna geldik. Sorular varsa cevaplandırabiliriz. Hocam, ağzınıza sağlık. Rabbim ilminizi artırsın inşallah. Razı olsun sizlere. Teşekkür ederim. Manisa'dan Ali Taşkın kardeşimiz sorar. Günümüz hukuk sisteminde kısas ve diğer cezaların uygulanmaması Allah'ın koyduğu kurallar dahilinde maktulün yakınına veya mağdura kısas cezasını uygulama hakkı verir mi? Hayır. Vermez çünkü niye biliyor musunuz? Evet. Kendinizi tehlikeye atmayın diyor Allah-u Teala. Bugünkü Türkiye'de yaşarken yani burada siz kendinizi ispatlayamazsınız. Size katil şey yaparlar. Muamelesi yaparlar. Evet. Yani burada ayet-i kerimede de kim affeder, katlanırsa daha hayırlıdır diye var ya. Evet. Artık o tarafı seçmek lazım çünkü o hukuku kabul etmiyorlar ki. Kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Evet. Hocam hemen başka bir soru var mı diye bakıyorum.
Bunu herhalde çok iyi anlaşılmış hocam. Başka soru soran kardeşimiz yok. Tamam, inşallah öyle değil. Ya hiç anlaşılmamıştı ya, ya iyi anlaşılmış. Hocam bir soru geldi. Efendim? Bir soru daha geldi. Onu da arz edeyim. Osman Bey'den mi? Yok hocam. Nizamettin Kızıl, Yıldız Teknik Üniversitesi Evet. diyor ki hadis kitaplarında Hazreti Ayşe'nin 6 yaşında olduğu ve daha başka şeyler söylenir. Herhalde ahlakla alakalı soruyorlar. Evet. Bu doğru mudur? Bu hadise nasıl bakmalıyız diyor. Ya onlar şimdi minareyi çalan kılıfını hazırlar ya. Evet. Tevrat'ın ve İncil'in içerisine soktukları hurafeler de Yahudi ve Hristiyanlığı bir acayip bir hale sokmuşlardır. Bizdekiler de Kur'an'a bir şey sokamamışlar. Şeye sokuşturmuşlar bunu. Hadis kitaplar mı? Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e göre mesela Nisa suresinin 6, 4. 5. ve 6. ayetlerini dikkatli okursa, yani diğer evlenmeyle ilgili hangi ayet okursanız okuyun, reşit olmayan bir kızın ve de erkeğin evlenmesi mümkün değildir. Evlenmede mutlaka kızın ya da erkeğin kendi hür iradesi gerekir. Ama uydurmuşlar. Mesela Şii, hiçbir mezhepte evlenme yaşı diye bir şey yoktur. Bak Medine-i Münevvere'de oranın önüne gelen ulemasıyla toplantılarımız olmuştu, oluyordu. Şimdi artık kaçıyorlar. Onlar da Türkiye'deki hocalar gibi aynen gitti mi kaybolmaya başladılar da. En son onu şeyde toplantımızda bunu sormuşlardı. Ya işte küçük bir kız çocuğuna nasıl soralım sen bundan evlenmek istiyor musun diye. Ben dedim nereden çıkardınız küçük kız çocuğun evleneceğini? Nasıl yok mu ya falan dedim. Ya, fıkıhta var ama İslam'da yok dedi. Yani fıkıhta var, mezheplerde var ama İslam'da yok dedi. Onlar benim bu tür sözlerime alışkındırlar. Yani ne demek? Ya dedim İslam evlenme yaşı var mı? Yok dediler. Peki ayet ne diyor Allah-u Teala? وَبْتَرُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ne demek? Nikah çağına varıncaya kadar yetim çocukları deneyin. Aa varmış ya. Şaşırdı kaldılar hepsi de. Dedim o Eyvallah. zaman sizin en iyi Arapça bileniniz kimse gelin dedim. Getirdiler Arap Dili Edebiyatı Dekanını. Birkaç tane ayet ona okutturdum. Şimdi vakitler şey yapmayayım bizim Evet. şeyde var. Ondan sonra adam baktı. Ya dedi dünyaya ermek yetmiyormuş, reşit olmak gerekiyormuş, hepsi birden gördüler. Ya ben anlamıyorum bu İslam alemindedir. Adamlar ve onlar diyor ki, lan diyorlar biz bu ayet sınıflarda talebeler okutuyoruz o kadar, televizyonlarda da konuşuyoruz, hiç aklımıza gelmemişti böyle. Yani çünkü Kur'ansız bir Müslümanlık öylesine insanların gözünü şey yapıyor ki düşünmez hale geliyor. Eyvallah. Hocam, hakikat eksenli bir algı değil de işte rivayet eksenli. Geçmiş gelen görüşleri daha da kuvvetlendirme, onları da daha destekleme amacıyla şey olduğu için, bunun için böyle gittiği için, yani kimse Ya dönüp bunun olacak. Şimdi bu izleyenlerin çoğusu bilmez de sen de bilirsin, ben de bilirim. Bizi estağfurullah. çocuklukta eski ulemayı büyük kutsal kişiler olarak bize ezberlettirerek yetiştirmediler mi? Doğru. O zaman tenkit etme aklın köşesinden bile geçmiyor. Dolayısıyla oranın gölgesinde kalıyor ve o gölgeden çıkamıyorlar hocam. Tabii çıkamıyor. Bu arkadaşlarımıza çok görev düşüyor. Çok çalışmaları lazım. İnşallah hocam. Evet. Hocam siz de rahatsızsınız. Dostlarımızın da bizi dinleyen kardeşlerimizin de sizler için şifa dilekleri var. Geçmiş Allah razı olsun. Ben dün akşam çok kötüydüm. Bu akşam çok iyiyim Allah'a şükür. evet. Yani dün akşam olsaydı dersi veremezdim. Doğrudur hocam. Evet Bekleyin. Allah razı olsun. Hocam Allah razı olsun. Rabbim ilminizi arttırsın inşallah. Faydalandık. Belli Bakalım. olur. Sağ ol hocam. İnşallah daha geniş konuyla alakalı daha geniş bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz Şey var, ben olur. arkadaşlara şeyi tavsiye ettim. Bizim bu Fuat Erdoğan'ın doktorası yayınlandı gerçekten. Yani mesela o kadar güzel bir çalışmadır ki bunlar. İnsanlar böyle bir ceza hukuku olabileceğini hayal bile edemiyor. Yani batılı, sırtlı olmuş hiç kimse. Aldı eline defteri kalemi, matematik gibi bir ceza hukuku. Onu ilgilenenlerin okumasını tavsiye ederim. Eyvallah hocam. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Tamam.
Hayırlı akşamlar. Hocam, hocam çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar anketler var. Hocam arkadaşlarımız sorularını dualarla yer değiştirdiler. Hepsi geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Sorularından beraber ettiler. Geçmiş olsun hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz hepsine de. Sağ olsunlar. Arkadaşlar anketimiz var. Anketimizi başlatıyorum. 1-1,5 dakika kadar anket ekranda kalacak. %80 oranında katılım var anketimize, %81. 30. saniyedeyiz. %82. %45. saniyedeyiz. Evet, bu anketimiz tamam. Birden fazla gün anketimiz, buyurun hangi günler ders yapılır ise dersimize katılabilirsiniz. Birden fazla gün seçebilirsiniz. Üçüncü saniye, %79 anket katılımı. Son 10 saniye. Peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Siz geldiniz diye biz dersleri yapıyoruz. Veya arkadaşlar bu haftalarda derslere katılımı anka sorumlusu olmayan kardeşlerimizi de açtık geçici olarak. Bu belli bir süre daha devam edecek. Birkaç ders daha. Açıktan dersin düzeltini yaparak arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bu denemelerimiz bittikten sonra sadece yine kuram halka sorumlularına kalacak şekilde, özel olacak şekilde derslerimize devam edeceğiz. Haftaya dersimiz de aynı şekilde. Sanırım yarın Mehmet Okuyan hocamızın dersi var galiba. Ben notlarıma bakıyorum. Duyurusu da gelir zaten size yakında. Bugün içinde veya yarın ulaşacaktır. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi saatler. Cennetimize vesile olsun.